olduğunu öğreneceğiz. Günlük rakamlar artık 350 bin 8 kişi, 358 bin kişiyi de aştığı var, bilgiler var. Haber muhabir Mehmet Karataş ayrıntıları aktarmak üzere bizi bekleyen arkadaşımız. Mehmet, nedir detaylar? Evet Hikmet Öztürk, öncelikle aşılamada her geçen gün aslında rakamın giderek arttığını sizlerle paylaşalım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hem 50 yaş üstüne aşılama yapılırken bir taraftan da tabii ki dün itibariyle tüm öğretmenlerimizin, yani yaşına bakılmaksızın tüm öğretmenlerin de aşılama işlemlerine başlandığını sizlere ifade etmiş olalım. Evet, bulunduğumuz yer aslında megakent İstanbul'da belki de en fazla aşılamanın yapıldığı hastanelerimizden birisi. Burası Çamsakura Şehir Hastanesi ve burada toplamda 50 aşı odası bulunuyor ve sabah saatlerinde başlayan aşılama gece saat 24'e kadar devam ettiğini sizlerle paylaşalım ki şu an itibariyle de kameraman arkadaşım Hüseyin sizlere gösterecek. İçeride randevu bir şekilde şu anda aşılama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Tabii biraz da öğle saatleri olması sebebiyle biraz daha buranın sakin olduğunu da sizlerle paylaşalım. İşte tıpkı şu anda olduğu gibi aşılama işlemleri devam ediyor. Tabii bir taraftan da siz az önce tabloyu aslında ekran taşıdınız ama bir kez daha taşımakta fayda var. Hemen burada hatta Murat Bey'e soralım. Şu an itibariyle aşılamada son rakam kaç acaba? Hemen sayfamızı yenileyelim. Şu an Türkiye genelinde 31.262.877, İstanbul özelinde de 5.207.687 vatandaşımız aşılanmıştır. Evet, her geçen gün rakam artıyor dedik. Şu anda burada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde günlük aşılama kapasitesi kaç şu an acaba? Ortalama 7.000 kişilik kapasitemiz mevcuttur. 50 aşı odamızda. Halkımızın hizmetinize. Evet, şu an itibariyle dediğimiz gibi burada devam ediyor. Bir yandan da tabii ki öğretmenlerimiz de aşı oluyor. Hatta kendilerine mikrofonu uzatalım. Evet, şifa olsun diyelim. Sizler de aşı olacaksınız. Evet. Ben de uzun süredir bunu bekliyordum zaten olmak için. Hem kendim için hem de çevremdeki insanlar için. Şu an ilk dozumu vurulacağım. Umarım bir sonrakinden sonra da daha sağlıklı günler görmek dileğiyle diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, dediğimiz gibi aşılama işlemleri Türkiye'de sizin de ifade ettiğiniz gibi artık 360 bine yaklaştı. Günlük aşılama kapasitesi ve tabii ki bu rakamın her geçen gün artacağını da sizlerle paylaşmış olalım. Çünkü az önce siz de ifade ettiğiniz Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimliklerimiz de devrede dedi ve bugünden itibaren de e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabileceğini de sosyal medya hesabından duyurdu. Evet, tıpkı şu anda olduğu gibi öğretmenlerimiz birer birer burada aşılarını olmaya başladılar ve dediğimiz gibi her geçen gün aşılamadaki rakam da giderek artıyor. Evet, bugün artık 360 binleri konuşuyoruz ama önümüzdeki günlerde günlük kapasitenin çok daha fazla olacağını tahmin edebiliyoruz diyelim ve sözü tekrar Hikmet Öztürk'e bırakalım. İzmir'de 30 Ekim 2020